Antalyalı bir tarımcı aynı genotipe sahip domates tohumlarından elde ettiği fideleri yazın tarlasına, kışın serasına dikerek yaz kış domates yetiştiriciliği yapıyor. Ancak kışın seradan elde ettiği domatesler yazın tarladan topladıkları kadar lezzetli değil. Şimdi bu durum neyle açıklanır? Arkadaşlar burada neye dikkat edeceksiniz? Aynı genotip. Aynı genotip olmasına rağmen farkı ne yaratır? Tabii ki modifikasyon hocam. Genotip değişmeden fenotipe yansıyan özellikler söz konusuysa yani hatırlayın şu ifadeyi genlerin yapısı değişmeden işleyişi değişiyorsa biz bu olaya modifikasyon deriz. Çünkü kalıtsal varyasyon tür içi çeşitlilik mutasyon genlerin yapısında meydana gelen değişikliktir. O yüzden cevabımız B seçeneği. Şimdi biliyoruz ki bal arılarında partenogenez diye bir şey var arkadaşlar. Partenogenez mesela Kraliçe arı mayoz bölünme geçirtiyor yumurtalarına ve bu yumurtalar arkadaşlar döllenmeden mitozla gelişince erkek arı meydana geliyor. Ama erkek arının spermiyle kraliçe arının yumurtası döllenirse iken kromozomlu dişiler meydana geliyor. Ve dişiler beslenmeye bağlı olarak ki biz buna modifikasyon diyoruz. Beslenmeye bağlı olarak ya işçi arı oluyor ya kraliçe arı oluyor. Bakın dikkat edin kraliçe arı da işçi arı da dişi. Aralarındaki fark ne? Modifikasyon farkı ve işçi ağırlar kısır. Şimdi burada ne yanlıştır demiş? Ara embriyolarında beslenmeye bağlı işçi ve kraliçe arının oluşması modifikasyondur çünkü gen aynı gen yediğin şey senin e, bu yapına etki ediyorsa arkadaşlar tanımı hatırlayalım genlerin yapısı değil işleyişinde meydana gelen değişimlere modifikasyon denir. İşçi ve kraliçe arının tüm genleri yani aktif tüm genleri aynıdır ifadesi yanlış. Çünkü birisi işçi birisi kraliçe. Demek ki işçi arıda bazı genler susturuluyor. Dolayısıyla bakın işçi arı kısır aynı zamanda. Erkek arıların farklı kalıtsal varyasyonlara sahip olması mayoz ve döllenme olayıyla açıklanır demiş. Ama biz ne dedik? Erkek arılar döllenmeyle değil en kromozomlu yumurtanın mitoz geçirmesiyle meydana geliyor. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Hangi mutasyon nesilden nesile aktarılamaz? Bakın güzel bir soru. Şimdi somatik hücrelerde meydana gelen mutasyon. Yani sizin vücut hücrelerinizde mesela karaciğerinizde meydana gelen mutasyon aktarılmaz. Lütfen burada bir şey hatırlatmama izin verin. Mesela diyecek ki yumurtalık, diyecek ki testis. Arkadaşlar bunlar da organ. Aktarılması için yumurtalıkta değil yumurtada, testiste de değil spermde meydana gelmesi lazım. Lütfen kelime oyunlarına düşmeyin. Dolayısıyla bakın bu aktarılamadı. Homozygote resesif olduğunda ölümcül olan bir gen bakın işte bu aktarılabilir. Neden? Çünkü böyle saklı kalmıştır. Tamam mı? Böyle saklı kaldığı zaman mesela bir dişi bir erkek birey bu şekilde saklı bir gen içersinler ve ne olacak bakın aktarıldığında bu ikisi eğer yan yana gelirse ki yavru ölecektir. Dolayısıyla bu saklanan gen aktarılabilir. Eşey hücresinde DNA'nın karşılıklı bölgesinde nükleotit diziliminin değişmesi ki eşey hücresi az önce bahsettiğim sperm ya da yumurtada meydana gelen mutasyonlar aktarılabilir. Cevabımız yalnız bir olacak. Aşağıdaki varyasyon örneklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Bakın bezelyelerin sarı ve yeşil tohum oluşturması bu kalıtsal bir özelliktir. Bir ailenin çocuklarından birinin A diğerinin B kan gruplu olması genetiksel kalıtsal bir özelliktir. Uzun boylu anne ve babanın kısa boylu çocukların olması demek ki kısa boy geni aktarılmış. Yine kalıtsal bir özellik. Kırmızı gözlü sirke sineklerinin beyaz gözlü yavruların oluşması yine saklanan bir gen yavruda açığa çıkmış. Bakın şu A, C, D ve E şıklarında genetik materyalin taşınması sonucu oluşan bir durumdan bahsediyoruz. Ancak insanın ten renginin yazın bronzlaşıp kışın açılması... Hocam bu modifikasyondur ve modifikasyonlar kalıtsal değildir ki zaten. Geçicidir. Çünkü modifikasyonda genlerin yapısı değil, işleyişi değişir. O yüzden cevabımız B seçeneği. Venn diyagramında prokaryot ve ökaryot hücreli canlarda kalıtsal varyasyona neden olan olaylar arasındaki ilişki gösterilmiş. Buna göre numaralarla gösterilen olaylar hangisi gibi olabilir? Bakın prokaryotlarda bakteriler, arkeler aklınıza gelecekti. Şimdi her ikisinde ortak bir şey mayoz olamaz arkadaşlar. Döllenme olamaz. Neden? Çünkü prokaryot canlılar zaten en kromozomludur. Mayozdan falan bahsedemezsiniz. Bu bir. İkincisi döllenme olayında biliyorsunuz ki eşey hücrelerin yan yana gelmesi söz konusu. Ama bakteriler arkeler zaten kendileri tek hücreli hocam. Bakın gördüğünüz gibi tek bir bilgiyle bütün şıkları eleyebiliyorsunuz. O yüzden biyolojide sadece bazı bilgilere hakim olmanız arkadaşlar size soru çözdürebilir. Lütfen kendinizi baskı altına sokmayın boşu boşuna. Şimdi peki ökaryot canlılara özgü bir şey olsun. Ne olabilir? Crossing over olabilir mi? Olabilir hocam. Crossing over biliyorsunuz ki homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitler arasında parça değişimiydi. Peki konjugasyon bakteri ve arkelerde var mı? Var. Neydi konjugasyon? Plazmit DNA'nın bakteri ya da arkede piluslar aracılığıyla köprü kurulup karşıdaki bakteriye aktarılması. Doğru mu? Bu da tamam. Mutasyon arkadaşlar DNA taşıyan ya daha doğrusu nükleik asit taşıyan her canlıda görülebilecek bir şey. O yüzden cevabımız C seçeneği. Şimdi tür içi genetik varyasyon. Varyasyon dediğin zaten çeşitlilik demektir hocam. Peki ne sebep olabilir buna? Crossing over sebep olabilir. Çünkü genlerin üzerinde arkadaşlar değişiklikler yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Parça değiştirerek yapıyorsunuz. Doğru mu? Hani kromozomların biliyorsunuz ki homolog kromozomların kardeş olmayan kromatikleri arasında parça değişimidir. Yani mesela anneden aldığın, babadan aldığın genlerde kardeş olmayan kromatikler bu şekilde yer değiştirebilir. Bu da çeşitlilik yaratır. Homolog kromozomların rastgele ayrılması ki mayozda anafaz bir evresidir. Biliyorsunuz ki çeşitliliği sağlayan en temel olaydır. Çünkü o rastgele ayrılmada hangi kromozomun ne tarafa gideceğini bilmiyorsunuz. Tamamen olasılık. DNA replikasyonu hatalı gerçekleşirse ve bu replikasyon üreme hücresindeki replikasyonsa ve o hatalı gerçekleşmeyle oluşan sperm ya da yumurta hücresi döllenmeye katılırsa tabii ki çeşitlilik olur. Yumurtanın rastgele bir spermle birleşmesi zaten çeşitliliğin en temel unsurlarından bir tanesi. Bir yumurta bekliyor fallop tüpü içerisinde ve yaklaşık 300 milyon tane spermden bir tanesi denk gelecek ve bunu dölleyecek. Dolayısıyla bu da muhteşem bir olasılık sonucu arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Şimdi mutasyona neden olan maddeler mutajen olarak adlandırılır. Buna göre hangileri mutajen örnek verilebilir? Arkadaşlar DNA'nızda hasar yaratacak her şey mutajen olabilir. Mesela boşuna mı nükleik asit diyorsunuz buna? Nükleik asit deme sebebiniz ne? Bakın bir asidik özellik var. Dolayısıyla siz pH'i değiştirdiğiniz zaman DNA'nızdaki bağlara zarar verebilirsiniz. Aynı şekilde ısı değişimi arkadaşlar hidrojen bağlarının ya da fosfodiester bağlarının kopmasına neden olabilir. Zararlı kimyasal maddeler. Biliyorsunuz ki hamile kadınların ilaç içmesi yasaktır arkadaşlar. Çoğu ilaç X kategorisinde yani zehirli kategoridedir. Çok nadir ilaç verilir hamile kadınlara. Neden? Çünkü embriyonik dönemde DNA sentezine etki eden ilaçlar çok fazla arkadaşlar piyasada. Hatta bir tane ilaç var ki arkadaşlar e, bebeklerin kolsuz ve bacaksız doğmasına neden oluyor. Adı talidomit arkadaşlar. Buna bakabilirsiniz. Bu talidomit Türkiye'de mesela girişi yasak olan ilaçlardan bir tanesiydi. Bir Sağlık Bakanımızın sayesinde, onun sayesinde çocuklarımız böyle bir hastalıkla dünyaya gelmedi ama Amerika'da, Avrupa'da birçok çocuk kolsuz, bacaksız doğdu. Hadi o Sağlık Bakanını araştırarak buradan da onu analım. Olur mu? Şimdi virüsler dediğiniz şey mesela virüslerin çok enteresan bir şeyi var. Virüs biliyorsunuz ki hücreyi enfekte ettiği zaman nükleik asidini sokuyor sadece hücrenin içerisine ve bu nükleik asit bazen gidiyor hücrenin ana nükleik asidine bağlanabiliyor. Bu da orada arkadaşlar DNA'nın yapısında bir takım değişikliklere neden oluyor. Kalıcı değişikliklere neden olabiliyor. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğinde. Şimdi sirke sinekleriyle deney yapılmış. 16 derecede yetiştirilenlerde düz kanat, 25 derecede yetiştirilenlerde kıvrık kanat görülmüş. X, Y, Z canlılar ile ilgili bir tablo hazırlanmış. Ve şuna dikkat etmenizi istiyorum eğer kıvrık kanat geni varken sıcaklığı değiştirirseniz bakın düz ya da kıvrık oluyor. Ancak zaten o gen yokken düz oluşuyor. Dolayısıyla hem bir gen etkisi var hem de bir çevre etkisi var arkadaşlar. O zaman iyi yorum yapmamız lazım. X ve Y canlılarının kanat durumunun farklı olması sıcaklığın genin işleyişini değiştirmesiyle açıklanır. Bakın ikisinde de gen varken Farklı sıcaklıkta farklı şekilde kanat olmasının nedeni modifikasyondur. Neden hocam? Çünkü modifikasyonun mantığına ne vardı? Çevrenin etkisiyle genlerin işleyişi değişiyordu. Bakın bu ifade doğru. Peki Y ve Z canlarına bakalım. Y ve Z canlarında kanat durumunun farklı olması kalıtsal varyasyon örnektir. Çünkü neden arkadaşlar? O gen varsa kıvrık kanatlı olma ihtimali ortaya çıkar. Ama yoksa ne yaparsanız yapın çıkmaz. Sirke sineklerinde kanat durumu sadece çevresel koşullarla değil, bakın Y ve Z'de olduğu gibi genetik koşullarla da belirlenir. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Şimdi bakın bir doğa bilimcisi kara hindi bağı bitkilerini gözlemlemiş. Eğer arkadaşlar dağlarda yetişiyorsa küçük vücutlu, dar yapraklı, ovada yetişiyorsa büyük vücutlu, geniş yapraklı olduğunu görmüş. Şimdi buna göre doğa bilimcisi hangi yorum yapabilir? Arkadaşlar bir ortam farkı, bakın ortam farkı kısa süre içerisinde bir fark yaratıyorsa burada aklınıza gelecek şey modifikasyondur. Aynı sirke sineklerindeki gibi, aynı himalaya tavşanlarındaki gibi siz çevrede bir şey değiştirdiğinizde ne oluyor? Buna anlık cevaplar veriyor canlı. Peki bu anlık cevaplar genlerin işleyişinde meydana geliyorsa bu modifikasyona örnektir ve modifikasyonlar biliyorsunuz ki kalıtsal değildir. Bakın çevresel faktörler genlerin işleyişini değiştirmiş. Yani modifikasyonun tanımı yapılmış. Kara hindibada gözlemlenen varyasyonlar kalıtsaldır. Hayır hocam. Burada modifikasyon var ve modifikasyonlar kalıtsal değildir. Gözlemlenen varyasyonlar kara hindiba bitkisinin gözlem ortamlarında hayatta kalma şansını arttırmıştır. Bakın bu ifadeyi de yapamaz. Çünkü Adaptasyonlar hayatta kalma şansını arttırır arkadaşlar. Modifikasyonlar değil. Tekrar söylüyorum. Adaptasyon canlının değişen çevre şartlarına tam uyum göstermedir. Ve bu uyum sonucunda hayatta kalma ihtimali arttığı için yavruya geçebilir. Fakat modifikasyonlar böyle değildir arkadaşlar. Cevabımız yalnız bir olacak. Şimdi modifikasyon ve mutasyon olaylarına ait bazı özellikler verilmiş. Buna göre hangileri modifikasyon hangileri mutasyona ait? Bakın kalıtsal olmayan modifikasyondur. Genlerin işleyişinde meydana gelir değişim. Şimdi ama genlerin yapısını değiştiriyorsanız bu mutasyondur. Canlıda varyasyona neden olur. Yani çeşitlilik yaratır. Şimdi burada lütfen arkadaşlar bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Kalıtsal varyasyon ifadesi diye bir şey vardır. Kalıtsal varyasyon. Gördüğünüz gibi kalıtsal demek hani kalıtılan, yavruya geçen demek. Ama varyasyonun bir de kelime anlamı çeşitlilik demektir. Şimdi bu ikisi de çeşitliliğe neden olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar bakın 1'e modifikasyon dersiniz yanına üçü de alırsınız. 2'ye mutasyon dersiniz yanına üçü de alırsınız. İkisi de çeşitliliğe sebep olur. Ancak modifikasyonun yaratacağı çeşitlilikler kalıtsal değildir. Yani şöyle öğrenmenizi istiyorum. Birisi size tür içi varyasyonlar diye cümleye başlıyorsa öncelikle kalıtsal olma aklınıza gelsin. Tamam mı? Çünkü mesela hiç kimse birbirine benzemiyor, değil mi? İşte birisi yeşil gözlü, birisi esmer, birisi sarışın, birisi kumral, birisi siyah saçlı falan böyle bir sürü varyasyonumuz var bakın tür içinde. Dolayısıyla siz bu özellikleri annenizden, babanızdan aldınız, değil mi? Dolayısıyla kalıtıldı size bu kalıtsal varyasyon. Ama bir çeşitlilik eğer modifikasyon sonucu oluşmuşsa. Mesela hepimiz beyaz tenli olalım. Bir kişi gitsin, güneşte bronzlaşsın ve aramıza katılsın. Bakın şu anda bir çeşitlilik oldu değil mi? Birisi bronz, birisi beyaz. Ama bu çeşitliliğin sebebi modifikasyon olduğu için kalıtsal değil. Lütfen buna dikkat edin olur mu? Birisi size varyasyon derse aklınıza evet önce bir kalıtsallık gelsin. Ama şu soruyu da sorun. Bu varyasyonu kim oluşturdu? Modifikasyon mu? Mutasyon mu? Modifikasyonsa kesinlikle ama kesinlikle yavruya geçmez.